Dün gece için minnettarım dedi. Ringe son bir kez çıktığım için hiçbir pişmanlığım yok dedi. Haziran ayında neredeyse ölüyordum ve hastanede kaldım uzun bir süre ve sağlığıma kavuşup tekrar dövüşebildiğim için mutluyum. Çocuklarımın beni tekrar ringde görebilmesinden mutluyum dedi ve 8 round boyunca yetenekli, benim yarı yaşımda bir dövüşçüyle Dallas Cowboys Stadyumunda karşı karşıya gelebildiğim için, bu deneyimi yaşayabildiğim için mutluyum dedi ve bu paylaşımı, X'teki bu paylaşımı da 23 milyon görüntüleme aldı. Gerçekten karşılaşma kadar, karşılaşma öncesinde ve sonrasında yaşananlar da ilgi çekti. Peki nedir bu vahşi sporu bu kadar cazip kılan? Bilgehan Demir'le konuşacağız. Bilgehan, hoş geldin. Hoş bulduk. Birazdan Muhammed Ali'yi de konuşuruz. O bir başka ikon elbette. Senin de hatta Kayıp Madalyon isimli kitabını getirdin. Onu izleyicimize gösterelim. Birazdan Muhammed Ali efsanesini de konuşuruz. Şimdi önce şunu sorayım sana. Karşılaşma seni bir boks sever, bir spor sever olarak tatmin etti mi? Simge, ben sana şöyle söyleyeyim. Mike Tyson'ı şöyle yürürken görmek bile, konuşurken görmek bile, onun anlattıklarını dinlemek bile insana çok büyük keyif verirken, ringde yumruk salladığını her ne şart olursa olsun görmek muazzamdı. Öyle söyleyebilirim. Herkes şöyle bir şey bekledi. Kıran kırana Pac-Man'le Marquez gibi, evet, Muhammed Ali ile Frazier gibi böyle bir maç beklediler. Aslında insanların böyle bir maç beklemesi hata. Tabii. Yani zaten beklentileri karşılamadı dediler ama ne bekliyordunuz? 58 yaşındaki bir Mike Tyson'ın ringe çıkması yetmiyor mu? Bence çok yeterliydi. Beni son derece tatmin etti. Hatta karşılaşmanın 8 roundu boyunca kalbim küt küt attı, böyle bir şey olacak diye adama. Çünkü Mike Tyson insanlara hep şöyle yaklaştı. Beni izlemiş olsaydınız, beni izlemiş olsaydınız, gençlere sesleniyor. Ve izletti. Bakın, benim ölüm bile, benim bitmiş halim bile dünyayı böyle salladı. Geçmişi şimdi düşünün, nasıl sallamıştır. Bir mukayese edine getirdi aslında Mike Tyson. Çok doğru. Peki bilerek yenildi yorumu yapanlar var. Olur mu canım? Öyle bir şey yok. Zaten boksu çok iyi bilenler maçı izlediklerinde karşılaşmada bir kurgu olmadığını anında fark ettiler. Çünkü hele hele 3. roundda bir kırışma oldu. Eğer maçı izlediyseniz. 3. roundda Mike Tyson bir karar verdi ve Jake Paul'u knockout etme girişimine yeltendi. Ama Jake Paul de buna öyle bir karşılık verdi ki Mike Tyson onu başaramayacağını anladı. Neredeyse knockout'un eşiğine kadar getirdi Jake Paul onu. Hep kontrollü başladı. Burada bir tane kurgu vardı. O da Jake Paul'ün ne yapacağıyla alakalıydı. O kurguyu kendisi planladı, kendisi uyguladı. Mike Tyson'ı knockout mu edeceğim? Yoksa yeteri derecede hırpalayayım, maçı kazanayım yeter mi diyecekti? Yoksa basın toplantısındaki tokadın karşılığını verip bir fatura mı kesecekti? Bu maç içinde planlamaya başladı. Şimdi ben 5000 küsür maç anlatmış, boks maçı anlatmış bir kişiyim. Dünyanın dört bir yanında, ringin kenarında, stüdyoda, off tüpte, her yerde bir göz var bende. Görüyorum. Yani evet, bu maç kurgu mu? Kurgu. Değil mi? Bu maç değil. Bu maç şöyle, bu maç böyle. Bazen promotörler bir boksör getirirler. Bu adam zaten çok kuvvetlidir. Bu adam daha az kuvvetlidir. Bunun, bu boksörü yeneceği bellidir. Bu kurgu değildir. Bazen öyle bir boksörler getiriyorlar ki %100 yenecek dediği adam yeniliyor. Tabii. Knockout oluyor. Adam Ash diye bir adam vardı. 18 maç, 18 galibiyet. İngiliz. 20 yenilgi mi? 18 yenilginin bir tane Belarus'tan bir adam geldi. İngiltere'de adamın bütün hayallerini yıktı. O yüzden Mike Tyson karşılaşmasında da Jake Paul bir oyun kurmaya başladı. Baktı ki ben Mike Tyson'ı kesin yenebiliyorum. Bu maçı da aldım ve rolantiyi aldı karşılaşmayı. Bunu söyleyebilirim. Ama yok, sen çık maça. Ya sen Mike Tyson'a diyebilir misin? Çıkacaksın, yenileceksin. Bir tokatta
Sen ne diyorsun ya? Yani böyle bir şey söylenebilir mi? Veya Jake Paul'e diyecekler ki sen 58 yaşındaki adama kaybedeceksin. Adamın en büyük hayali dünya şampiyonu olmak. 58 yaşındaki bir adama kaybeder mi sence Jake Paul? Ya bunlar biraz böyle bilmemezlikten kaynaklı şeyler. Kurguydu, şöyleydi, böyleydi. Hayır arkadaşlar, 72 bin seyirci gelmiş. 60 milyon kişi ekranları izlemiş. Senin yayınınca da çok izlenmiş. Onu lütfen paylaşır mısın? Yani bence nasıl bir ilgiyle karşı karşıya olduğumuzu anlatan harika bir müstakil örnek. 1,5 milyon kişi benim YouTube'daki canlı yayınımı izlemiş. İnanılmaz. Böyle bir şey, bir şey olamaz. 1,5-2 saat içinde. Herhalde. Bence rekor olabilir. Böyle bir rakamı senin gördüğümde... Senin de rekorundur. Kanalının rekorudur herhalde değil mi? Tabii. Evet. Yani dünya genelinde 60 milyon izleniyor. Benim yayınım Türkiye'deki bir lokal yayın, Fight Club Türkiye YouTube hesabımda 1,5 milyon izleniyor. Ve ben dedim ki yıkıldı dünya o zaman bu böyleyse. Yani beni, bir de ben maçı şeyden anlatıyorum, görüntüsüz, sadece evet, sesimi dinliyorlar. Evet, çünkü evet, bana yazdı herkes, dediler ki Netflix'te Türkçe yayın yok, bize yardımcı olur musun, anlatır mısın maçı diye. Ha olabilir deyip YouTube'a geçtim, anlatmaya başladım. Normal sohbet ediyordum, sonra bir anda maça gerçekten komentari yapmaya başladım. Derken yıkıldı ortalık. Evet. İnanılmaz. Beklemiyordun herhalde sen de yaklaşık böyle bir yaklaşık 700 bin yorum var. Canlı chat yorum. Harika. Yani gerçekten şaşırtıcı bir şey. Bu da Mike Tyson etkisi. Tabii ki. Jake Paul olsaydı etkisi zaten. Yani Jake Paul versus herhangi birinde muhtemelen biz de seninle konuşuyor olmazdık. Yani kesinlikle yani düşünüyorum. Kendin yeni kanalında yayınını yapardın. Belki hı hı, bir başka spor yayını olurdu ama mesela iyi ki hafta sonu gibi daha haber odaklı bir programa senin de çağrılmanın sebebi ismin Mike Tyson olması. %100. Yani o bir ikon. Hatasıyla, sevabıyla, iyisiyle, kötüsüyle. Peki Mike Tyson'ı bu kadar özel yapan nedir? Mike Tyson'ı bu kadar özel yapan zaten yaşadığı şampiyonluklar, unvan birleştirmeler kazanmış bir ağır siklet. Şu anda mesela ne Tyson Fury var, şu anda ne var Usyk var, Joshua var, işte Daniel Dubois şimdi yeni bir şampiyon ağır siklette. Bunların ekseni etrafında dönüyor. Joshua'ya bir ara bunda benim de katkım vardı. Ne diyorduk? Yeni Muhammed Ali. İşte o dönemin ağır siklete her zaman çok önemli insandır. Ama Mike Tyson'ı Mike Tyson yapan ringe çıktığı zaman rakiplerinin yaşamayacağına inanılıyordu. Mike Tyson'ın rakipleri ringden yaşamayarak, hayatına kaybederek inebilir görüntüsü vardı Mike Tyson'la. Mike Tyson'la tartıya çıktığın zaman bile tehlikedesin. Ne zaman ne yapacağı belli değil, olmaz. Çıkmak. Adam Jake Paul'a nasıl tokat yapıştırdı? Yani ayağına bastı diye. O inanılmazdı. Ben onu gördüm ve bana atılmış gibi oldum. Yani çıkan ses. Peki orada Jake Paul'un verdiği yanıt da yanağını kaşıdı. Ben dedim ki bu maçta yani kan çıkar. Şimdi bir gencin... hani sanki sinek ısırmış gibi yaptı. Buradan herkese sesleniyorum. Bir gence ne yaparsanız yapın. Sert konuşun, işte ne bileyim falan. Hatta hani kimseyi dövmeyin de ama tokat atmayın. Evet. Bir insan, yani gence tokat atmayın. Evet. O tokat o kadar sinirlendirdi ki Jake Paul'u. Jake Paul tartıda dedi ki bu artık benim kişisel meselemdi. Bugüne kadar Mike Tyson abiydi ama artık bu benim kişisel meselem. Onu öldüreceğim dedi. Ve bunu cani gönülden söyledi. Bundan sonra hani şey yok, af yok, bakın ne yapacağım ona diye. Çok sinirlendi çünkü. İlk başta sohbet ederken, yani röportaj yaparken bir anda çıldırdı çünkü. O öfkesini ben gördüm. Yanağını şöyle kaşıdı ama hatta dedi ki hiç etkilemedi beni. Bir kız vursa ancak bu kadar vurabilirdi gibi bir şey söyledi. Mike Tyson'a söylenir mi? İşte anlatmak istediğim tartılarda da mesela Lennox Lewis'te tartısında diğer tartılarda yani 100 tane güvenlik oluyordu Mike Tyson'a. Cezaevine girdi. Çocukluğu çok kötü geçti. Sordunuz ya Mike Tyson'ı Mike Tyson'ı yapan. Ve bu adamın çocukluğundan buraya gelen ve olağanüstü bir zenginliğe kavuşan, yani evinde aslan besleyen, panter besleyen bir insandan bahsediyoruz Mike Tyson o zamanlar. Bildiğiniz vardır ya böyle şeyhler, krallar, şeyler böyle bahçelerinde şeyler yaparlar böyle gösterişli bilmem. Aynı Orta Doğu'da meşhurdur mesela. Kedi, hani köpek gezdirmek yerine ne gezdirir? Aslan falan ellerinde gezdi. O da Mike Tyson'da öyle bir hayatı vardı. Olağanüstü lüks bir hayat. Sonra boks hayatı bitti, çöktü, şişmanladı. Yani bir keş görünümü vardı. Evet. Ve bu keş görünümünden kurtulmayı başardı. Çok büyük borcu vardı. Milyonla, benim duyduğum 52 milyon dolar borcu vardı bir ara. Ve çok borçlandırmışlardı boks döneminde onu. Hı hı. Sonra ne oldu? Kendine geldi.
ve güzel bir hayat yaşamaya karar verdi. Hala güzel yaşamadığı bir bölümü var, onu anlatmayayım. Hı-hı. Ama daha, şimdi bakın 103 kiloya kadar düştü, fit Hı-hı. bir görünüm aldı. Evet. Sporcu hayatını başladı. Bizim de gönlümüzü fethetmişti. Milli futbol takımımıza başarılar dilediğinde Türkiye'ye çok mutlu olmuştuk, düşünün. Bir de Müslüman olması bizim Türkiye'de çok önemsendi. Ve Türkiye'de ilginin sebebi de aslında biraz da bu. Muhammed Ali de çok Müslüman ama Mike Tyson da Müslüman ama Mike Tyson ismini kullanmaya devam ediyor. Aha. O Muhammed Ali Cassius Clay ismini kullanmama kararı almıştı. Arada böyle bir fark var. Doğru. Yani öyle. Şimdi demin Kaplan'ı ile görüntüleri ekrana geldi. Öyle mi? Harika bu arada, yani o Kaplan'a da bakılır ama yani beyaz Kaplan bir de yani hani... Buna Alaska kaplanı mı diyorlar? Kar kaplanı değil galiba ya da kar kaplanı, tam seçemiyorum ama Sibirya kaplanı, bravo. Buna da bakılır yani. Ama o zaman rejiyi de tebrik ediyorum, çok hızlı aksiyon almış. Ama en sevdiği de kuşlar. Kuşlar. Yırtıcı yani kuşlar herhalde. Birinci sevdiği, her türlü kuşu çok seviyor küçüklüğünden Hı-hı. beri. Neden? Mike Tyson'ın boksa başlama sebebi kuş. Evet. Mike Tyson'ın küçükken kuşları var. Onun kuşlarından bir tanesinin kafasını kopartıyor mahallede gibi çocuk yani şiddete yönelik Aha. bir hareket bu. Herhalde suça eğilimi yüksek eğilimli olduğu bir yerde büyüyor, Brooklyn. Değil mi? Brooklyn'in arka caddesi. New York'un arka caddeleri tehlikedir. Brooklyn'in arka caddeleri Allah evet. korusun. Evet, evet. Yani öyle bir yerdir. Mike Tyson'da Bronx'tan çıkma bir adam ve o çocuğu orada dövüyor. Ama dövemeyeceği bir çocuklar. Aha. Ve orada ilk hayatında birine vuruyor. Ama gerçekten çok zarar veriyor. Ve sonra Cas D'Amato diye, hani bu Rocky filminin antrenörü vardır ya, onun gibi bir antrenör. Zaten Rocky'lerde onlardan ilham alıyor. Yani Rocky çok daha erken Muhammed Ali'nin antrenöründen falan veya işte böyle esinlenerek yapılmış bir şeydir. Diyor ki ben seni boksör yapacağım. Alıyor o hayattan, kriminal bir çocuk. O hayattan alıyor ve onu mükemmel bir hayata döndürüyor. Zaten o Cas D'Amato çok da başarılarını göremiyor. Vefat ettikten sonra Muhammed Ali, Mike Tyson diyor ki sokakta dolaşırken kendimi çırılçıplak hissediyorum. Çünkü Cas D'Amato öldü diyor. Yani yaşamıyor hissediyorum diyor. Mike Tyson gerçekten annesi mesela hayat kadınıydı. Bunu kendi anlatıyor. Kendisi yaşadığı ev çok kötü bir ev. Hı-hı. Ev değil daha doğrusu. Hayvanların da içeride şey, girip yaşadığı, dışkılarını bıraktığı, kendisinin belgeseli var, oradan izledim yani. Bir evde yaşıyor, büyüyor çocuk. Hı-hı. Sonra lüks bir eve, Cas D'Amato'nun evi büyük bu arada. Büyük bir antrenördür böyle. Çok eski, efsane bir antrenördür Cas D'Amato. Onun evinde yaşamaya başlıyor falan filan derken açılıyor. Evet. Ve bu çocuk düşünün milyonlarca dolar para kazanıyor. Orada şu ayrıntı enteresan, yani borçlandırılıyor bilinçli olarak o işte menajerler ve spor endüstrisindeki onu suistimal eden kişiler tarafından. Şunu sorsam, Mike Tyson'ın gençliği Mike Tyson'la ringe çıksaydı maç ne olurdu? Jack Paul'un yerine Mike Tyson'ın evet. prime dönemi mi olsaydı? Evet. Bence Mike Tyson çıkmazdı o Mike Tyson'la ringe. Öyle mi? Çok merhametlidir Mike Tyson. Gerçekten aslında baktığın zaman... Genç olan mı çıkmazdı? Tabii çıkmazdı. Ben de yaşlı olan cesaret etme edemezdi diye. Bu arada diye sorundan düşündüm. Dolayı tebrik ederim. Çok duygusal bir soru. Yani gerçekten baktığın zaman o Mike Tyson'ın, hırçın Mike Tyson'ın... Ya antrenmanda koşuyor. Düşünün, bu adam antrenman dışarıda koşu yapıyor. Basın mensubu çekiyor da basın mensubu dövüyordu. Böyle çılgın bir adamın tekiydi. Ama merhamet konusunda yaşlılara, kadınlara, çocuklara merhametli bir adamdı bu. İnanılmaz derece bir merhameti var. Ben zannetmiyorum ki 58 yaşında bir adamla o Mike Tyson ringe çıksaydı. İlla da çıktı. Hani diyorsun, diyelim duygusuz bir şekilde bakıyor. Aha. Çıktığını düşünürsek de tabii ki perişan ederdi. Perişan ederdi ama yani dalga geçerdi ama nakavt etmezdi yine. Jack Paul'in yaptığı gibi bir şeyler yapardı. O öfkeye rağmen, yani o seremonideki tokada rağmen, çok sinirlenmesine rağmen maçın son anlarında böyle 2-3 defa eğildi, saygısını dile getirdi. Sonra o da X'te paylaşımında onur duydum
Tabii. O bir ikon, onunla karşılaştığım için dedi. Ama sonradan yaptığı açıklamalar hoşuma gitmedi Jake Paul'ün. Öyle mi? Basın toplantısında dedi ki isteseydim onu ringe gömerdim, şöyle yapardım. Böyle. Evet. Bitti artık zaten, bırak bunu, ben Bilgehan Demir Türkiye'de senin adına bunu söylüyor zaten. Amerika'da işte Kellerman söylüyordur, İngiltere'de Adam söylüyordur. Yani vardır, anlatabildim mi? Sen söyleme bunu. Biz zaten biliyoruz. Bırak başkası. Bırak biz anlatalım yani. Sen çıkıp etsin. Ben isteseydim Mike Tyson'ı gömerdim, indirirdim, nakavt ederdim. Bir de şunu dedi ya, Mike Tyson'a boks dersi verdim dedi. Nasıl ya, nasıl bir ders verdin? Adam sana ders verdi. Ama Jake Paul'e şu konuda teşekkür etmek lazım. Mike Tyson'ın bu ringe çıkması, bu ambiyansı yaşamasının sebebi Jake Paul. Organizasyonu düzenledi. Şey, bir düğün hediye etti ona aslına baktığın zaman. Doğru. Yani torunlarını anlatacağı değil, torunlarının torunlarını anlatacağı tabii, oldu bu. Tabii. Bir de bu adam bu maça çıkmadan önce Simge, Haziran ayının başında, Mayıs ayının sonlarında bir kriz yaşadı. Sağlık krizi. Hı hı. Uçakta midesi bulandı, hastaneye kaldırdılar ve bu adamdan 8 ünite kan aldılar, 12 kilo verdi ve doktorlar ölüp ölmeyeceğini söyleyeceği bir toplantı yaptılar bununla. Bu adam çıktı 6 ay sonra Jack Paul'le evet, dövüştü ya. Evet, birazcık evet. Saygı duymak gerekmiyor mu? Doğru. Bitmiş Mike Tyson, bilmem ne Mike Tyson. Yapmayın arkadaşlar ya, bu adam bir şey gösterdi insanlara. Tabii. Yani bunu bir hiç mi idrak tabii, etmiyoruz? Tabii. Bence de ben, yani çok büyük bir cüret ve cesaret örneği. Ben son saniyelerde, belki sosyal medyada görmüşsünüzdür, bunu çok yazıyorlar, bunu anlatmak istiyorum aslında. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Bittiği an, sağlıklı bitirdi ya. Aha. O bitirdiği an bir 10-15 saniye böyle derin nefes aldım. Derin nefes aldım, bir de hafif böyle bir ağladım, tamam mı? Yani bu da canlı yayında gözüktü. İşte dedim ayakta tamamladı falan, böyle üzüldüm böyle. Dış basında da bu çıktı. Türk spiker ağladı falan filan diye böyle. Tabii. Ama daha gayet doğal bir olaydı. O kadar etkiledi beni Mike Tyson'ın ayakta kalması. Çünkü yani 6 ay önce 12 kilo vermiş, 8 ünite kan alınmış bir adamdan. Evet, sonra evet. 8 ünite kan verilmiş bir adam. Yani çok zor bir dönem yaşadı. Ölecek mi ölmeyecek mi diye bakılırken adam 6 ay sonra çıktı. Küllerinden mi doğdu denir, başka bir şey mi denir? Karl Froch bir açıklama yaptı. Çok büyük boksör. Bu Karl Froch dediğim İngiltere'den, yani Dada'dan. Diyor ki ben tek elimi bağlayacağım. Boksu bırakmış bir boksör. Ben diyor tek elimi bağlayacağım. Jack Paul'le maç yapmak istiyorum. Dövmek istiyorum onu. Jack Paul de ona cevap verdi. Dedi ki sen benim ancak arabamı yıkayabilirsin. Yani ya biraz şey çocuk. Yani bir yani böyle, yani şimdi bunu kendi mesleğimizden pay biçelim. Şimdi Uğur Dündar Bey'e veya herhangi bir kişiye bana mesela çok sert bir laf söylese, ben gidip Uğur Dündar Bey'e cevap verebilir miyim ya? Ben vermem mesela. Ya verirsin de saygı sevgi çerçevesinde ya, verirsin. Ver, yakışan mesela, odur yani. Yani şey derim, yok ya Uğur abi öyle düşünme, bence öyle değil derim en evet. Fazla. Sen gel benim arabamı yıka diyebilir misin ya? Tabii. Aynı durum söz konusuydu. Öylesine evet. Bir boksör kalmış. Bir ast-üst ilişkisi kalmamış yani. Yok. Yani bir boksör olsa onu zaten kabul ederim. Hani Jack Paul boksörlükten gelmediği için, amatör kariyer yaşamadığı için, şu an iyi bir boksör bu arada. Hı-hı. Gerçekten tebrik ediyorum. Hiçbir Hı-hı. YouTuber bu seviyeye gelemedi dünyada. Hı-hı. Kaç tane influencer vardır, kaç tane fenomen vardır, hangisi geldi? Doğru. Bir tek Jack Paul geldi. Tebrik etmek lazım. Adam profesyonel boksör oldu. Ama sen altyapın boksör olmadığı için, o soyunma odalarının hayatını çekmediğin için çıkıp Karl Froch'a bu cümleyi kuramazsın. Doğru. O yüzden de Jack Paul'ü açıkçası eleştiriyorum. Saygıya davet ediyoruz. Saygıya davet ediyoruz. Kayıp Madalyon'da Muhammed Ali ve etki ettiği bin bir hayatı anlatıyor Bilgehan Demir. Harika bir, bu da biyografi. Tabii Muhammed Ali'yi anmadan bu sohbeti noktalamak haksızlık olur. Ben sormam. Çünkü klişeleri sevmem ama rejinin isteği üzerine soruyorum. Evet. Mike Tyson mu Muhammed Ali mi? Bu soruyu herhalde 3 milyon kere duymuşsundur. Bu kitapta bu konuyu işlemedim tam anlamıyla. Ama Mike Tyson'ın boksa nasıl başladığını, Muhammed Ali'nin ona nasıl etki ettiğini çok güzel bir şekilde anlattım. Ve orada etki ettiği binbir hayattan bir tanesi de Mike Tyson zaten. Doğru. Bu yüzden ben iki boksör arasında kıyaslama yapmak gerekirse Muhammed Ali derim. Çünkü Muhammed Ali'nin
16 büyük özelliği var. Mike Tyson'ın 16 büyük özelliğine baktığımızda kaybediyor. Yani ikisini kıyasla, 16 konuda kıyasladığımızda, yani tamamen istatistiksel baktığımızda, atıyorum Fenerbahçe'nin şu kadar şampiyonu var, Beşiktaş'ın şu kadar, Trabzon'un şu kadar, ona göre hiç bilmeyen bir insan nominal bir değerlendirme nominal yapsak. Bir değerlendirme yapıldığında bir Çinli, aa bu takım daha çok şampiyon olmuş, o galiba daha başarılı, daha çok kupa almış gibi düşünebilir. Ama en iyi takım kimdir? O başka. Burada en iyi boksör kimdir sorusunun cevabını istiyorsa reji, benim sevdiğim tarz Mike Tyson tarzı. Ama en büyük boksör, en iyi boksör bence Muhammed Ali'de değil, Mike Tyson'da değil. Daha büyük boksörler var benim hayatımda çözdüğüm. Mesela Sugar Ray Robinson diye bir boksör vardı. 8 ayrı sıklette Pac-Man var mesela. Bu adamın 8 ayrı sıklette şampiyon olması hani Mike Tyson'dan daha az bir boksör olmasını mı gerektiriyor? Adam çıksaydı mesela sokakta herkesi dövmeye başlasa daha popüler olurdu. Mike Tyson'ı da geçebilir ama bunları yapmayan, sadece millet ülkesinde Filipinli devlet başkanı adaylığına koyulan böyle bir adam, çok nazik. Yani o yüzden iyi gözükmemiş olabilir. Benim düşüncem bu. Bu kitapta da sadece Muhammed Ali'yi anlatmadık tabii ki. Muhammed Ali'nin tarikatlarla ilişkileri, tarikatlar mafyayla yaşadıkları, ailesi içinde dönen kaoslar ve girdiği tarikatın ne kadar kötü bir tarikat olduğunu aslında bilmediğini, sonradan nasıl öğrendiğini, işin içinden nasıl çıkmaya çalıştığını, hepsini çok özel bir dille, 5 defa Amerika'ya gittim bunun için. Harika. Ailesiyle buluştum, konuştum, röportajlar yaptım, FBI dosyalarını araştırdım. Çok büyük bir araştırma kitabı ve İngilizcesi de şu anda Amerika'ya çevriliyor. Harika. 500 küsür sayfadayız, inşallah güzel olur. Bir çok... Türk kardeşiniz bunu yaptı. Harika. Bakalım. Harika.